Yıldızlara uyuşmadı mı? Evet çoba. Ben de duyunca şoke oldum. Uyandığımda kimin yüzünü gördüğümü bilmiyorum. Ne uğursuz bir gün bu. Anneanne, neden ağlıyorsun? Babaanne, sen neden bahsediyorsun? Falların bir önemi yok. Artık kimse onlara inanmıyor ki. Hayır kızım. Hayır, saçmalık değil. Gerçek bu. Evet kızım. Bunlar kader kısmet meselesi. Yani 20 yılda iki aile ne büyük acılar çekti. Sen babanın soyadını alamadın. Ragini'nin nişanını bozuldu. Şekerle Şarm evlenmek istiyorlar ama hala ayrı yaşıyorlar. Ama biz her şeyi unutup onları kavuşturmak istedik. Sonra da peder böyle kötü bir haber verdi. Şoba, peder bey dedi ki, eğer bu evlilik olursa biri aniden ölüverirmiş. Bak şöyle yapalım. Sen yıldıznameyi başka bir pedere göster. Belki de bizim peder bir hata yapmıştır. Hayır Bayan Şoba, bu evlilik yapılamaz. Hiçbir şekilde bir araya gelemezler. Bu mümkün değil. Hoşçakalın. Ah yüce tanrım. Çocuklarıma neler oluyor böyle? Benim çocuklarım ne günah işledi de bu acıyı veriyorsun onlara? Anneanne, bu evlilik için başka bir yol yok mu? Yok kızım. İki peder de olmaz dedi. Bu evlilik yapılamaz. Anneanne, bunu başka birine daha gösterelim. Yani büyük mabedin pederini diyorum. Belki de bir çözüm buluruz. Değil mi? Ama ben onu tanımıyorum. Aranızda onu tanıyan biri var mı? Ha, şey, ben onu tanıyorum. Pedersan Mahatma'ya soralım. O çok iyidir. Her soruna bir çözüm bulabilir. Sen nereden tanıyorsun? Büyük anne, benim ailem hep ona giderdi. Ve ayrıca babam da onu çok sever. Hatta abimle yengemi o evlendirdi. Onların yıldıznamesi de uymuyordu. Ama peder çok bilgili, tüm sorunları çözdü. Öyle mi? Vay canına. Nasıl oldu bu? Babaanne... Büyük anne, onlar birlikte bir mabede gittiler. Törenleri yerine getirdiler. Lakşya, sen yarın gidip o pederle konuş. Ve ona şöyle de. Bu evlilik bir şekilde olmalı ol. Tamam. Şey, Sıvara, sen yıldıznameleri bana ver. Ben ona göstereyim. Tamam, bir saniye. Herkesin önünde babaanneyi ifşa etmemiz en iyi çözüm değil mi? Sıvara, bundan başka bir seçeneğimiz yok ki. Emin misin? Yani ben onun rezil olmasını istemiyorum. Sadece hatasını anlamasını istiyorum. O kadar.
Sıvara, sakin ol. Bir şey olmayacak. Söz veriyorum. Büyük anne hatasını anlayacaktır. Gör bak düzelecek. Hı? Söz veriyorum. Tamam. Görüşürüz. Ne oldu Ragini? Neden endişelisin? Hey Ragini, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Anne, babaannem yemeği bıraktı. Peder yıldıznameye bakıp bir çözüm bulana kadar hiçbir şey yemeyecekmiş. Babaannem için çok endişeliyim. Ya ona bir şey olursa? Anne, lütfen gel, ona bunu yapmamasını söyle. Seni kesin dinler, lütfen gel. Gel, seninle geliyorum, yürü. Bakın size söylüyorum, o peder çocuklarımın mutluluğu için bir çözüm bulana kadar ben hiçbir şey yemiyorum ve hiçbir şey de içmiyorum, anlaşıldı mı? Parvati, ne yapıyorsun sen? Ah Tanrım, lütfen Tanrım. Eğer peder sana oruç tutmanı söylerse, o zaman yemeğe dokunmana asla izin vermem. Söz. Bu yüzden bence ye sen şimdi, hadi. Sonra gerekirse yaparsın. Lakşi'ye gitti. Onunla konuşmaya gitti. Görürsün bak, her şey düzelecek. Ne olmuş? O zaman ben her şey düzelene kadar burada oturup dua edeceğim. Ha Tanrım, lütfen Tanrım, lütfen Tanrım, lütfen Tanrım, lütfen. Aa, tamam, ben kalkıyorum. Beni dinlemiyor. Ay aman, of. Ah, dinlemiyor ki. Gel. Tanrım, yüce Tanrım. Ah Tanrım, lütfen Tanrım, lütfen. Lakşi 10 dakika sonra pederle konuşacak. Sen de gel. Babaanne, gelmeden önce dudağındaki yemek alıntılarını da temizle bence. Lakşi'ye? Peder'le bilgisayardan mı konuşacaksın? Büyük anne, o burada değil, Londra'da. Onunla buradan konuşacağız. O, Peder Bey... Merhaba. Merhaba oğlum. Merhaba. Hepinize merhaba. Yolladığınız yıldıznameleri inceledim. Öyle mi? Yıldızlar uyuşuyor mu Peder Bey? Hayır. Peder çok doğru söylemiş. Evlenirlerse kesin bir ölüm olacak. Ama efendim... Bir çözüm var. Ne? Ama bu çok iyi bir haber Parvati. Aa, evet Şoba. Bu çok iyi haber. Çözüm nedir Peder Bey? Çok basit. Yani çok kolay bir çözümü var.
size bir dua vereceğim. Gece 12'de aya bakıp bu duayı okumanız lazım. Sonra sabah duayı tekrar okuyup adak dağıtmanız gerekiyor. O kadar mı? O kadarcık mı? Bu yetecek mi peki? Peki biz bunu nasıl yapacağız Peder Bey? Ne? Yani bunu ben mi yapacağım? Şeker mi yoksa ikimiz de mi? Çünkü bizim yıldızlarımız uyuşmuyor. Anne. Hı? Bu peder kesin bir açık verecek. Başarabilecek mi? Arkadaşın ne yapıyor böyle? Bizi öldürecek. Sıvara, bu kadar zamanda ancak bu kadar buldum. Yeter, fazla konuşma. Ha, şimdi duydum. Sesiniz gelmedi de. Bu duayı okuyacak ve töreni yapacak kişinin eşi olması lazım. Bu yüzden bu duayı karısı yapacak. Arkadaşının kadınlara garezi varmış belli ki. Peki Peder Bey, yaparız tamam. Sakın endişelenmeyin. Dualarım sizinle olacak. Hepinizin uzun bir ömrü olacak. Peki Peder Bey, teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ben Hudar. Abi, fazla konuşmana ne gerek vardı? Ya iyi ama hissetmek için yapmam gerekiyordu. İyi peki. Şermi? Şermi? Bak. sabah senin için Tanrı'ya dua etmiştim. Düzeleceğini biliyordum. Anneanne. Peder bize duayı ve adak listesini vermedi. Evet. Ama... Ben telefon edip alırım onu. Hadi gel. Anne. Hayalimiz gerçek olacak. Anne, gidelim. Sen yemek ye. Dileğin nasıl olsa gerçek oldu. Bence de. Peki şoba. Hadi, hadi. Svara. Evet. Benden bir şey saklamadığından emin misin? Şu anda Rögini'ye anlatmanın bir gereği yok. Onu kabul etmez. Üzgünüm Rögini. Sana bir şey anlatamam. Hayır Rögini, öyle bir şey yok. Bir şey olursa önce sana anlatırım. Söz veriyorum. Lakşia, hemen Omi'yi ara. Bir saniye. Alo? Adarş abi? Ne? Ne?